Türkiye'nin lider çiğ köfte markası OSES Almanya'da şube sayısını her geçen gün artırıyor. OSES çiğ köftenin bu kez adresi Hanau oldu. Yapımında et kullanılmayan çiğ köfte çok çeşitli baharat ve sebze karışımı yapılıyor ve kendine özgü bir lezzete sahip. İşletmeciliğinin Selim Kahraman'ın yaptığı OSES çiğ köfte de hijyen ve müşteri memnuniyeti olmaz ise olmazlar arasında yer alıyor. Açılışta misafirlere ve sokaktan geçenlere çiğ köfte ikram edildi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hanau'da OSES çiğ köftenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Şubenin açılışında OSES Avrupa temsilcisi Alper Karabağ da hazır bulundu. Bugün burada Hanau'da 5. şubemizi açmaktayız. Şu an bu 3 ay içinde 5 tane şubeye ulaştık. Haftaya 6. şubeye ulaşıyoruz. Ondan sonraki 7, 8, 9 bu sene sonuna kadar 50 tane şubeyi hedefledik ve hedefe doğru ilerliyoruz. Şehirleri sayabilir misiniz şu andaki açılmış olanları? Şu an Sindelfingen'de kendi şubemiz, Reutlingen, Lüdenscheid, Hanau, Ludwigshafen, Haftederlingen şubemizi açacağız. Bundan sonra Göppingen, Schondorf, Dortmund, bir de Iserlohn şubelerimiz sırada. Biraz da sizin çalışmaları dinleyelim. Biz şu an dediğim gibi 3 ay önce bu OSES'in fabrikasını Sindelfingen'de kurduk. Üretim başlattık. Üretim son tempo ilerliyor. Şu an inanılmaz şekilde bayi başvurularımız bulunmakta. Şu an gün geçtikçe ilerliyoruz, büyüyoruz. OSES'i Almanya'ya tanıtmaya başladık ve inanılmaz şekilde şu an ilgi büyük. Lezzetimize güveniyoruz. Bir yiyen bir daha yemek istiyor. Onun için şu an son hızla devam ediyoruz. Selim Kahraman. Almanya, Altena'da oturuyoruz. Evet. Aşağı yukarı 8 yıldır Almanya'dayız. Tavuk işiyle meşgulüm ben. Yani tecrübemiz var. Gençim vaygım vardı. Bu işin içindeydik. Ek bir iş olarak hani ne yapabilirim diye düşünüyordum kendi kendime. Böyle bir şey aklıma geldi. Her izne gittiğimizde ailece oturup hani çiğ köfte akşamları yapıyoruz, yiyoruz ve ben çok severek yiyorum. Artı sadece ticari boyutta değil de sadece hani sağlıklı da bir ürün olduğu için hep aklımdaydı aslında. Son iki yıldır çok düşünüyordum çiğ köfte niye Almanya'da yok. Sadece bir tane var, o çok uzak bir bölgede. Yani oraya her zaman gidilmiyordu. Osman Bey'le geçen sene bir tanışmamız oldu. Ondan önce zaten ben İstanbul'da birkaç markayı hep deniyordum. Çiğ köfteyi sevdiğim için. En son OSES. 2 yıldır OSES yiyorum. Yani Türkiye'de çok memnun olduğum için artık dedim ben bunu Almanya'ya bir şekilde getirmem gerekiyor. Son bir yıldır bu düşünce içindeyken işte Allah'ın hani hikmeti mi derler. Fabrika üretim buraya geldi. Evet. Hani OSES çiğ köfte üretimi buraya aldı. Ben bunu duyar duymaz müracaat ettim. Gittim başvurdum. Sağ olsunlar Alper Bey. İşte buradaki yetkililer çok güzel ilgilendiler. Allah kısmet etti ve şubemizi açtık. Peki müşteriler OSES çiğ köfte hakkında neler düşünüyorlardı? Evet, çok beğendim. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bol kazançlar diliyorum. Evet, çok farklı. Ben zaten çok fazla et yiyen bir insan değilim. O yüzden böyle yapmaları çok hoşuma gitti. Çok beğendim gerçekten. Farklı bir lezzet. Güzel, çok güzel. Et yemeyenler için de çok güzel bir şey. Vejeteryanlar için.